Ya şimdi son bir yıldızındaki gıda enflasyonu göz önüne bakıldığı alındığı zaman %30 bir zam yapılması gerekir. Yani pandemiden dolayı ve ülke şartlarından dolayı bütün gıda fiyatları ortalama %30 arttı. Ve bunun için de çaya en az %30 zam verilmesini, bu %30 zamın desteklemeye de %30 verilmesini bekliyoruz. Bu verildiği takdirde 4.450 liraya tekabül ediyor. 4.45 kuruşa tekabül ediyor. Bu verildiği takdirde bizim enflasyonla mücadelemiz denkleşir. Geçen seneden başlayalım. Geçen sene gübre fiyatları sabit kalmıştı. Taban fiyat da düşük kalmıştı. Bu yıl gübre fiyatlarına yaklaşık %50 bir zam oldu. Onun için yaşlı çay fiyatının da bu denli yükselmesini istiyoruz. Üretici bu konuda bayağı bir mağduriyet yaşadı. Zaten desteklemelerden yararlanamıyor üreticinin %80'i, %90'ı yararlanamıyor. Çünkü SKS yaptıramadığı için devletin verdiği gübre ve toprak desteğine yararlanamıyor. İnşallah bu sene yaşlı çaya fiyat verildiği zaman desteklemeye de aynı oranda yüzdelikte zam verilir. Ve biz bunu bekliyoruz. Geçen sene gerçekten bir fedakarlık ettik. Son 20 yılın en düşük zammını yapıldı yaşlı çaya. Özel sektör bunu da daha aşağısına sayıldı. Aşağı düştü. Meşter çayla indi. Çıkmıyorsun. Boş yere niye gidiyorsun? Çekeyle beni çekeyle. Yani ne mal edelim? Bak arkadaşlar, İran'a mı gidiyoruz, bu nedir ya? Biz orijinal ha. 30 lira para verdik ha. Burası sıcağı ya bu. Sen kurur, 3500'de alım yerisi var. Adam emekli olmuş, alım yerine